Pandemiyle birlikte iyice artan tarımsal üretim sonrası ortaya çıkan sulama suyu ihtiyacına yönelik yatırımlarda hız kazandı. Dimçayı Barajı Sulama Projesi'nin 2019 yılı itibarıyla Kargıcak Mahallesi'ne kadar olan birinci etap yatırımı tamamlanarak Ali Efendi Mahallesi, Seki Mahallesi ve Demirtaş Merkez olmak üzere 3 ayrı bölgede 400-1220 çapında boruların döşeme işlemlerinin tamamlanmasının ardından Alanya Sulama Birliği'ne devri yapılan projenin şimdi de ikinci etabı için çalışmaları ivme kazandı. İkinci kısmın Demirtaş Mahallesi'ne kadar olan bölümüne de 2021 yaz sezonu itibarıyla su verilerek yaklaşık 200 hektar alanın sulanması sağlanacağını ifade eden AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mustafa Toklu, Kargıcak Mahallesi'nden Yeşilöz Mahallesi'ne kadar olan kısmı kapsayan ikinci kısım inşaatı devam etmekte. Alanya'mız menfaatleri için gerçekleştirdiğimiz Ankara temaslarımızda, Tarım ve Orman Bakanlığımızla yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde bölgemiz için can suyu olacak Dimçayı Barajı Sulama Projesi'nde ikinci kısım çalışmalarının başlaması için yapmış olduğumuz girişimlerimiz sonuç vermiş olup 20 milyon TL'lik ihaleye izin çıktı dedi. Toklu bölgemize yapılan yatırımların ve çalışmaların bizzat takipçisi olan Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'na, Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Bekir Pakdemirli'ye ve bölge milletvekillerimize teşekkürlerimizi sunuyoruz ifadelerini kullandı.